Merhaba sevgili arkadaşlar, ben fizik öğretmeniniz Ali Koçak. Şimdi 12. sınıf arkadaşlar, şöyle 11'in bir tekrarını yaparak başlamıştık. Arkadaşlar bugün size tok ve dengeden bir soru çözüm videosu hazırladım. Bu soruları ben çözdükten sonra bir daha tekrar edin derim. Şöyle bir başlayalım. Evet, ilk sorumuzda düzgün türdeş bir kalas şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi dengedeymiş. Arkadaşlar size geçen videoda da söylemiştim. Paralel kuvvetlerde açının önemi yoktur demiştik. Şimdi şu ikisinde çok sıkıntı yaşamayacağız ama şurada biraz uğraşacak gibiyiz arkadaşlar. Soruda TK, TL ve F kuvveti arasındaki ilişkiyi sormuş. Düzgün türdeş bir kalas. Yani arkadaşlar burada tek bir kalastan bahsettiği için ağırlığımız hepsi için G. Bu da G. Arkadaşlar şimdi burası G ise şurayla şurası birbirine eşit olduğu için burası G bölü 2, burası da G bölü 2 olacak. O zaman TK'yı buldunuz. G bölü 2. Şimdi bunu bulalım. Paralel kuvvetlerde açının önemi yoktur demişti. G çarpı 1 birim, T çarpı 2 birim. O zaman arkadaşlar TL de ne oldu? G bölü 2 oldu. Arkadaşlar gelelim şuraya. İşte burada size bir taktik vermiştim. Dedim ki sevgili arkadaşlar 37-53 görürseniz ne yapın? Şuraya 5x deyin. Şuraya 5x deyin. Şimdi ağırlığı attınız. 53'ün karşısı ne oldu? 4x oldu. Arkadaşlar şu da F kuvvetiniz değil mi? Şuraya göre tork aldığını düşünüyorum. Burası 37 ise burası 37 olacağı için 90'ın karşısı 10x ise 37'nin karşısı kaç x oldu? 6x. Şimdi yazıyorum. G çarpı 4x eşittir. F çarpı 6x arkadaşlar. Buradan F ne çıktı? 4G bölü 6'dan 2G bölü 3. O zaman arkadaşlar 0,5G, 0,5G, 0,66G. Yani TK, TL'ye ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. F onlardan daha büyük oldu. Gıcık bir soru gibi gözükebilir ama ilk ikisinde problem yok. Şurada sadece açı girdiği için ve paralel olmadığı için bir kolaylık yaptık. 3-4, 5 üçgenini kullandık arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. İkinci sorumuza bakalım. Arkadaşlar ikinci sorumuz yine bir tork denge sorusu. Nereye göre tork alacağımız çok net gözüküyor. Bakın menteşeye göre tork alacağız. Türdeş çubuk demiş. Arkadaşlar türdeş ne demekti? Ağırlığını nereden asıyorduk? Tam ortadan. P ağırlığından. Şuradan P'yi astınız. Buradan da P'yi astınız. Şuraya göre tork alacağız. Dengede olduğu için bir tarafa çevirenlerin torku diğer tarafa çevirenlerin torkuna ne olacak? Eşit. O zaman buyurun başlayalım. Birinci için P çarpı 2 artı P çarpı 4 eşittir T1 çarpı 1, 2, 3. O zaman arkadaşlar T1 ne çıktı? 6 bölü 3'ten kaç P çıktı? 2 P çıktı. T2'ye bakalım arkadaşlar. Yalnız T2'de bir durum var. Açı var. Bu açıyı hemen ne yapıyorsunuz? Bileşenlerine ayırıyorsunuz. Burası T2 çarpı sinüs 37. Arkadaşlar şu bileşeni almaya gerek var mı? Yok. Çünkü bu bileşen nereden geçiyor? Tork noktasından. Hatırla, tork noktasından geçen kuvvetin torku sıfırdı. Şimdi şuraya göre tork alacağız. Buyurun. P çarpı 1 artı P çarpı 2 eşittir. T2 çarpı sinüs 37,06. Arkadaşlar burada veriliyor. Ona da 3 bölü 5 yazalım. Çarpı 1, 2, 3, 4. O zaman buradan arkadaşlar burası 3P yaptı. 3P eşittir. 3T2 bölü 5 çarpı 4. 3'ler de gitti. T2
T2 eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? 5P bölü 4. T1'i ne bulmuştunuz? 2P. T2'yi ne bulmuştunuz? 5 bölü 4. O anladınız, cevap geldi. 8 bölü 5 arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu seyrederken durdurup tek tek kendiniz de çözün arkadaşlar. Rahat bir konu olacağını düşünüyorum sizin için. Evet, üçüncü soru. Ağırlık merkezi O noktasında olan bir kalas, KL ipleriyle asıldıktan sonra buz kalıbı kalasa S noktasından bir iple bağlanıyor. Arkadaşlar, şimdi bakın ne demiş. Belli bir süre sonra buzun eridiği gözlemlendiğine göre bu süreçte KL iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri için ne söylenebilir? Şimdi bu çubuğun bir ağırlığı var mı? Var. Çubuğun ağırlığına G dedik arkadaşlar. Buzun ağırlığı da G olsun. O zaman aşağı çekenlerin kütle merkezi burada bir yerde olur mu? Evet, olur. Peki buzun eridiği gözlemlendiğine göre buzun erime sürecinde arkadaşlar, şimdi ağırlık merkezi buradaydı, toplam ağırlık merkezi yani bileşke kuvvet buradaydı. Yani hangi ipe daha yakındı? L'ye. Hangi ipe daha yakınsa onun gerilmesi daha büyük olur. Peki buzun erime sürecinde kütle merkezi O'ya doğru kaymayacak mı? Yani buzun tamamı eridiğinde sadece kimin ağırlığı kalacak? Kalasın ağırlığı. Kütle merkezi L'ye doğruydu demin, şimdi L'den uzaklaşacak mı? Yani yük biraz L'den K'ya doğru kaymaya başlayacak. O zaman K'ninki artar, L'ninki ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bakın çok yorumla yaptık. Aynen üniversite sınavında da bu tip çıkıyor sorular arkadaşlar. Kütle merkezine bakıyorsunuz. Arkadaşlar kütle merkezinden uzaklaştıkça o ip gerilmesindeki ne yapacak? Azalacak diyeceğiz. Güzel. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. Evet, komplike bir soruya benziyor arkadaşlar. Bakın neler olmuş burada. Önce bu sorularda şuna aman dikkat edin. Makara ağırlığı var mı? Çubuğun ağırlığı var mı? Bunları atlarsanız arkadaşlar, güzel bir soru. Makara ağırlığı yok. Güzel. Ağırlığı G olan eşit bölmeli bir çubuğu. Size geçen ders demiştim. Sadece eşit bölmeli derse kurtarmaz. Eşit bölmeli, homojen derse ortadan asarsınız diye. Şu an nereden asacağımı bilmiyorum. Ama biliyorum ki çubuğun ağırlığı var. Okey. Arkadaşlar bu şekilde dengedeymiş. Buna göre çubuğun ağırlık merkezi nerededir? Şimdi bakın, burası 2G ise makara ağırlığı yok ya, burası da ne olacak? G. Şimdi çubuğu tutan burada bir G var. Burada bir 2G var. Arkadaşlar çubuğun bir de G ağırlığı var. Nereden asacağımı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Tam burada ne yapmış? Dengelenmiş. Şimdi bu tarafın torkunu bir yazalım. 2G çarpı kaç birim? 2. Eşit olacak. Arkadaşlar buranın torku G çarpı 1, 2, 3 değil mi? Ha, buranın torku bundan büyük çıktı. O zaman kütle merkezi bu tarafta bir yerde olacak. Cismin ağırlığı G idi, çubuğun ağırlığı çarpı kaç birimden asacağım? Burası 4, 4'ten 3 çıktım 1. Yani 1 birimden asacağım arkadaşlar. Yani nereden asacağım? N noktasından asacağım. Bu da tam bir AYT soru tipi arkadaşlar, buna da mutlaka tekrar bakın derim. Devam ediyoruz. Şimdi evet. Bakın yine bir paralel kuvvet görüyorsunuz değil mi? Paralel kuvvetlerde özellikle söylemiştim, neyin önemi yoktu? Açının önemi yoktu. Ağırlıkları G'yiz G'ye, türdeş eşit bölmeli çubuklar. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Kütle merkezi burası, şuraya GY dedik. Arkadaşlar burası GY ise şurayla şurası eşit olduğu için şurası GY bölü 2 oldu. Şurası da GY bölü 2 oldu.
Peki o zaman şurayla da şurası birbirine ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu arkadaşlar. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Çünkü paralel kuvvetlerde açının önemi olmadığı için burası G ise burası G bölü 2, burası da G bölü 2 olacaktı. G bölü 2, G'ye bölü 2'ye ne oluyor arkadaşlar? Eşit oluyor. O zaman bunların ağırlıkları da ne oluyor? Eşit oluyor. Yani burada bizim 53 dereceyle hiçbir işimiz yok. Çünkü paralel kuvvet. Güzel. Arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Bakın şimdi iki tane kalas var. Özdeş kalas yani ağırlıkları eşit. Türdeş kalas yani ağırlıklarını nereden asacağız? Tam ortadan asacağız. Bize tepki kuvvetlerinin oranı sorulmuş. Arkadaşlar önce ağırlıklarını güzelce bir gösterelim. 5 bölmenin tam ortasından şurası G bunun ağırlığı olsun. 1, 2, şurası da G bunun ağırlığı. Tam ortalarından astım, dikkat edin. Arkadaşlar şimdi desteklerin tepki kuvvetleri oranı soruluyor bize. Valla bu soruda yapacağınız işlem şu. Aşağı çekenlerin kütle merkezini bulacaksınız. Yukarı çekenlerin kütle merkezi de orası olacak. Öbür türlü bununkini alayım hocam, bununkini alayım, tek tek tork alayım. Olur arkadaşlar, o da olur. Az daha kısa çözebilir miyiz hesabını yapalım. Bu G, bu G ise kütle merkezi tam şuraya denk geliyor mu arkadaşlar? Yani buradan kaç G oldu artık? 2G oldu. Her yarım birimi bir birim alıyorum. 1, 1, 1, 1, 1. Şurası da 2 oldu mu? Bakın 1, 2, 1, 2. Güzel. Şimdi dikkat arkadaşlar. Yukarı çeken kuvvetleri gösterelim. Şu NX, şu NY. Aşağı çekenlerin kütle merkezini burası bulmuştuk. O zaman yukarı çekenlerin kütle merkezi de burası olacak. Yani buraya göre ne alacağım? Tor. Buyurun. NX çarpı 2, 3, 4, 5 eşittir. NY çarpı arkadaşlar tık kaç birim? 1 birim. O zaman cevap geldi. 1 bölü 5. Bakın bu çözümü öğrenirseniz daha rahat edersiniz arkadaşlar. Tek tek bir daha tork almamıza gerek kalmadı. Aşağı çekenlerin kütle merkezi nereyse yukarı çekenlerin kütle merkezi de orası olacak. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Yedinci soru, x, y cisimleriyle şekildeki gibi yatay dengededir. X'in kütlesi mx, y'nin ki my olduğuna göre mx bölü my nedir demiş. Bir kere yukarıda bir şey var, bakın kütlesi önemsenmiyor. Arkadaşlar o zaman ağırlıkla işimiz yok. Şöyle bir şey yapalım. Burada dengelenmiş, buraya göre tork alabiliriz. Ya da size daha kısa bir çözüm geldi. Arkadaşlar şu ip gerilmesi T ise şu ip gerilmesi de ne oluyor? T. Yukarı çeken kuvvetler bu değil mi? Yukarı çekenlerin, demin soruyu hatırla. Yukarı çekenlerin bileşkesi, bakın bu T bu T ise yukarı çekenlerin bileşkesi burası olmuyor mu? Aşağı çekenlerin bileşkesine ne olmak zorunda? Eşit. O zaman yukarı çekenlerin kütle merkezi burasıysa aşağı çekenlerinki de burası. Yarıma 1 diyorum. O zaman buyurun. Buraya göre tork aldım. X çarpı 2 1 daha 3 eşittir. Y çarpı 1. O zaman bize X bölü Y'yi soruyordu. 1 bölü 3 oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir daha çözün. Tam oturur diye düşünüyorum. Evet, yine sevgili arkadaşlar, açılı bir soru, paralel kuvvet var mı ona bakacaksınız. Düzgün türdeş K kalası, K kalası her ikisi içinde aynı, bu G ise bu da G olacak. Paralel kuvvetlerde bu G ise burası da ne oldu arkadaşlar? G bölü 2.
Burası G bölü 2 ise burası da ne oldu? G bölü 2 bulduk. Y tamamdır. Arkadaşlar paralel kuvvet yalnız şurası. Yani burası G bölü 2 iken G iken burası G bölü 2 oldu. Peki burası X'in hangi bileşeni arkadaşlar? Sinüs bileşeni. Yani GX çarpı sinüs 37 eşittir G bölü 2 oluyor. Yani GX çarpı 3 bölü 5 eşittir G bölü 2. Buradan GX eşittir ne oldu? 5G bölü 6. GX bölü GY. 5 bölü 6 bölü 1 bölü 2. Arkadaşlar 5 bölü 3 oldu o da. Zor değil. Bakın belli şeyler var arkadaşlar. Belli kalıplarımız var. Onların üzerinden sorular çok hızlı ilerliyor. Çok ekstra açılı, çok 16 dereceler bilmem ne. Onlar eskide kaldı. Artık üniversite sınavında, AYT'de o tip sorular çıkmıyor arkadaşlar. Rahat olun derim. Evet, son olarak bir de şöyle bir soruya bakalım. Babayla oğul. Bakın bu soru önemli. Dikkat edelim buraya. Ağırlığı önemsiz kabul edilen dayanıklı bir kalasın ucunda şekildeki gibi dururken iç desteğine kuvvet uygulanmıyor. İşte bu bize soruyu çözdürecek ilk cümle. O zaman bütün yük burada mı toplanıyor? Bunun uzaklığı 2 iken bunun uzaklığı 4 mü? O zaman çocuğun ağırlığına G derse adamın ağırlığı kaç G olacak arkadaşlar? 2G. Niye? 2 çarpı 2 4, 1 çarpı 4 4. Güzel. İkisinin ağırlık farkını buldum. Diyor ki baba hangi noktaya geldiği anda desteklerin kalasa uyguladığı tepki kuvvetleri eşit olur. Arkadaşlar burası önemli. Desteklerin tepki kuvvetlerinin eşit olması için, yani bu N, bu da N olması için yukarı çekenlerin kütle merkezinin tam bu ikisinin ortasında olması lazım. O zaman aşağı çekenlerin kütle merkezi de tam nerede olmalı? Burada. Sadece baba yürüyordu. G çarpı 2, 2G çarpı 1. Yani nereye gelmesi lazım arkadaşlar? M noktasına gelmesi lazım dedik. Güzel. Evet arkadaşlar, topla ilgili soru çözümünde bakın yine aynı şeyler. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, topla ilgili elinizdeki kaynaklardan testlerinizi bitirin. Şimdi ben diğer videomda size kütle merkeziyle ilgili sorular çözeceğim. Zaten birbirine çok yakın konular. İkisini bir arada bu hafta için kütle merkezi, tor, sonra basit makineyle ilgili sorulara başlayacağım. Şimdilik bu videoda sadece tork olsun. Kütle merkezini de diğer videoda halletmiş olalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.